Evet değerli izleyicilerimiz, Pazar Spor'umuz ilk deplasman puanından, zorlu deplasman puanından evet bir puanla döndü. Tabii ki tebrik ediyoruz. Deplasmanlar kolay değil. Özellikle ekonomik bakımdan sizden daha yüksek fiyatlarla transferler yapmış bir takımla deplasmanda oynamak ve ondan puan almak kolay değil. Evet, Pazar Spor'umuzun sezon başı ilk deplasmandan aldığı bir puanla çalışmaları pazarda başladı. Şu an kaleci antrenörümüz, yılların antrenörü Kenan hocamız evet Erdem'i ve Miraç'ı çalıştırıyor. Sanırım Salih'in evet bir problemi olabilir şu an itibariyle. Evet, Kenan hocamız Erdem'le şu anda çalışmalarına devam ediyor ve hemen Miraç. Evet, Miraç'la evet, çalışmalarına devam edecek. Gördüğünüz gibi şu an Miraç ile evet, çalışmalarını sürdürdü. Evet, takımda hafif koşunun ardından evet, şu an itibariyle Soner hocamın ve Zafer hocamın kontrolünde çalışmalarına devam ediyor. Evet, biz de sayın hocamızdan bir röportaj alacağız. Eğer müsaitse hemen ona doğru yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle pazarda evet çalışmalarına Pazar Spor başladı. Hafif ısınmanın ardından evet dediğimiz gibi yardımcı hocalar vasıtasıyla çalışmalarını devam ettiriyor. Yani biz de yavaş yavaş hocamıza doğru gidiyoruz. Bu pazar günü çok önemli bir maçımız var. Efeler'le oynayacağız. Geçen sene de bir hayli iddialı bir takımdı Efeler. Evet, transferde bir hayli para harcamışlar. Tabii ki geçen sene olmadı. Bu sene hedeflerinde şampiyonluk var. İkinci maçımızda kolay bir maç değil. Efeler'le oynayacağız bu pazar günü ve gördüğünüz gibi taraftarlarımızdan evet stadyumumuzu doldurmamızı istiyoruz. İyi başladık, iyi gidelim diyoruz. Kombine satışlarımız başladı. Evet, kombine satışları yaparak da rahat bir şekilde yerlerinizi alabilirsiniz. Hem protokolde hem de protokolün sağında ve solunda olan gördüğünüz gibi şu anda tribünler sizleri bekliyor. Kombine biletlerinizi alın rahat rahat. Evet, yerlerinize oturun diyoruz. Ardından evet akşamda sezon açılışı Pazar Spor'un sezon açılışı olacak. Engin Orta ve sanatçılar yer alacak. Evet, sayın hocam eğer müsaitse sayın hocam da evet bir röportaj yapmak istiyoruz. Hocam müsaitseniz evet öncelikle tebrik ederiz, başarılar dileriz. İlk maç takımlar birbirini tanımıyor ama güçlü bir takım ve deplasman sonuçta bir bir duygu düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ederim. Evet, sözlere başlamadan önce dedi İstanbul'da bizi yanımızda olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların desteği her zaman bizim için önemlidir. Yine de yanımızda oldular. Tekrardan onlara teşekkür ediyorum. Maça gelecek olursak dediğimiz gibi baktığımızda kağıt üzerinde bu ligi zorlayacak ilk 3 takımın içerisinde bulunan bir
görüşle veyahut da atıyorum hazırlanışla lige başladılar. Bütçe olarak olsun, oyuncu profili olarak olsun iyi bir ekip olduğunu düşünüyorduk. Biz de zorlandık bu maçta açıkçası. Ama fakat neler yapabileceğinizi biliyorduk. Biz de takımı ona göre hazırladık. Ligin başlarındaki ilk 3 maç, 4 maç iyi sonuçlar almak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de iyi futbol da lazım bununla birlikte ama ilk başlarda genelde zaten kısır geçer maçlar. 0-0, 1-0, 1-1 gibi skorlar bitiyor genelde. Biz de istediğimizi aldığımızı düşünüyoruz. Tabii ki gönül isterdi ki 3 puanı alalım. Ama lige deplasmanda, zorlu bir deplasmanda bir puanla başlamak güzel. Hafta sonu Efeler gelecek. Geçen seneki bizim grupta olan bir takım. Geçen seneki kadrolarını koruyan bir takım. %50'lik olarak %75'ini koruyorlar. Diri bir takım gelecek. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. İç sahadaki yapabileceklerimize göre çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah taraftarlarımızı da bu maçta güzel bir maç izletip, güzel de bir sonuç alıp bir puanı perçinleştiririz. Hocam herhangi bir eksiğimiz, sakatımız devam ediyor mu şu an itibarıyla? İlk maç itibarıyla sol bekte Furkan kardeşimizin bir sakatlığı vardı. Getiremedik ilk maça. Beklenmedik oldu. Son dakikada çıktı bu sakatlık. Onun dışında Muhammed Emre Kalkan'ın sakatlığı devam etmekteydi. Bilindiği gibi bir de Hacı Şükrü Çiçek kardeşimizin vefat doğrultusunda ilk hafta getirememiştik. Ama bunlar da bu hafta Muhammed Emre Kalkan dışında katılacağını düşünüyoruz. Sıkıntı yok gibi görünüyor. İnşallah dediğim gibi iyi bir sonuçla tamamlar zaten. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Başarılar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi iyi başladık. Hocamız da evet, yorumlarını yaptı. Şimdi evet, hafta sonu artık her şey taraftarımıza bize düşüyor ve taraftarımızı da arkamıza alarak evet, Pazarspor'umuzun kendi sahasında ilk defa bu sezon çıkacağını maça evet, birlikte olalım, destek olalım diyoruz. Gerçekten şu ana kadar evet, 14 tane yeni transfer yapıldı. Bu 14 kişi birbirini tanımayan 14 kişiyle çalıştılar. Bir de aşağı yukarı 7'ye yakında iş transferimiz var. Evet ve 4 tane de altyapıdan şu an itibariyle evet, gelen topçularımız var. Bunlar inanıyorum ki bütünleştiğinde birlik beraberlik içerisinde olduklarında, daha doğrusu birbirlerini daha iyi tanıdıklarında daha güzel sonuçlar alacağız. Ona inanıyorum. Evet, ayrıntılarımızı gündempazar.net'ten videoları, röportajları takip edebilirsiniz.